Gözlerine Yakup gibi kan dolsun. Dolsun sabret, sus ve ağlama gözüm. Dolsun sabret, sus ve ağlama gözüm. Görkemli hatıralardan hepinize tekrar merhaba diyorum. Bu hafta sonunda sizler kahvaltılarınızı yaparken ustaları anıyoruz, büyüklerimizi anıyoruz, değerlerimize saygı duruşunda bulunuyoruz. İşte Münir Özkul ve kızı Güner Özkul. Güner Özkul şimdi bizlerle birlikte olacak. Belkıs Akkale'nin güzel türküsüyle başladık 3. bölüme. Bütün temposuyla devam ediyor. Bülent Kerimoğlu bizlerle birlikte ve Münir Özkul'u biraz konuşalım diyorum. Siz Münir Özkul'la ilgili neler hissediyorsunuz? Hayatınızda nasıl yer edindiyse yazın bana gönderin. Yakalayabilirsem paylaşmak istiyorum. Güner Özkul hazır mı arkadaşlar? Evet, Güner Hanım merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Dün biz babanızın mezarını ziyaret ettik başkanla. Karanfillerini bıraktık, duamızı okuduk. Evet. Siz de sıkça gidiyorsunuz o mezara zaten. Şahane görünüyor orada. Çok etkilendim ben. İnanın çocukluğumu hatırladım. Çocukluğumu kaybetmiştim zaten onu kaybettiğimizde. Hepimiz öyle değil mi? Kesinlikle. Evet. Nasıl bir babaydı Münir Özkul? Nasıl bir insandı? Kızına düşkündü. Hareketli de bir hayatı vardı değil mi? Evet, bayağı hareketli. Biraz kendi bildiği gibi yaşayan bir insandı. Hiç kimseye minnet etmeyen. Bence en önemli özelliklerinden biri buydu. Ama çok da yumuşak bir babaydı. Benim bir abim, bir ablam da var babamın ilk eşinden. Onlara da çok düşkündü. Ama otoriter bir babaydı diyemeyiz. Bizi çok kendi halimize bıraktı. Çok yumuşak bir insandı. Ama çocukları için hiç kimseden en ufak bir şey istemeyen biriydi. Bundan çok imtina ederdi. Aman benim çocuğumu kayırdılar, aman şöyle derler, aman böyle derler diye. Hani hayatta hiçbir şeyden korkmazdı ama böyle söylentilerden çok korkardı diyebilirim. Onun dışında tabii ki çok büyük bir oyuncuydu. Yani babam diye söylemiyorum ama hem objektif görüşüm hem subjektif görüşüm Türkiye'nin bence en iyi oyuncusuydu. Hem tiyatroda hem sinemada bu kadar başarılı olabilmek çok zordur. Yani mükemmel bir insandı, mükemmel bir sanatçıydı.
Daha ne diyebilirim ki? Tarık Akan'la birlikte anıyoruz. Mezarları çok yakınlar. Hababam sınıfının Mahmut hocasıyla Damat Ferid'in Zuhurat Baba'daki mezarlıktaki aralarındaki mesafe neredeyse değil mi? Yani 50 metre yok. Yani 20 kucaklaşmışlardır yani. Zaten kadar, de onlar. Ruhları evet. Kucaklaşmıştır. Tarık Akan Münir Özkul'un dünyasında nasıl bir yerdeydi? Kızı ne anlatıyor? Şimdi Bakırköy'le olmak hasebiyle zaten hani ablamla Tarık abi zamanında çok karşılaşırlarmış mahallede ve birbirlerini kızdırırlarmış, kar topu atarlarmış. Bir de sanırım doğum günleri de aynı. 2 yıl fark olmakla birlikte. Yani Bakırköy çocuğu onlar ikisi de. Dolayısıyla şimdi de bu kabristanla buluşmaları bence çok güzel bir şey. Sayın Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Babamın cenazesi esnasında bize çok kolaylıklar gösterdi. Bütün ekibiyle çok yardımlar ettiler. Çünkü Zuhurat Baba, tabii ki kabristanlar çok güzel mekanlar, önemli mekanlar, büyüklerimizi andığımız, huzur bulduğumuz ama Zuhurat Baba mücevher gibi küçücük bir bahçe aynı zamanda. Yani oraya girdiğinizde sadece bir kabristanda görevinizi yapıyormuş gibi hissetmiyorsunuz. Farklı bir huzur buluyorsunuz. Kendine has ayrı bir huzuru, mutluluk veren bir havası var oranın. Dolayısıyla hani babamın orada olmasından çok memnunum. Konumu dolayısıyla da böyle herkes tarafından görülen, herkesin dualarını aldığı bir yerde. Hani ben koyu bir Galatasaraylıyım ama yine de Fenerbahçe camiasına çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman biz çünkü pandemi dolayısıyla özellikle ihmal ettiğimiz oluyor, gelemediğimiz oluyor ama onlar babamın kabristanını sürekli ziyaret ediyorlar. Bizden bile daha vefalılar. Yani hiç yalnız bırakmadılar. Onlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim sanırım şimdilik bu kadar. Şimdi şöyle Nebil Özgen Tutaz. Ayrıca belki sanıma da sevgilerimi çok iletmek istiyorum. Çünkü onlar bizim gençliğimiz, büyüme çağlarımız. Hani çok güzel günlere götürdü beni onu görmek. Ben çok teşekkür ediyorum. İnanın sizin babanız ama bizim de ailemizden biri. Onu her zaman çok sevdik. Başınız sağ olsun tekrar. Saygıyla çok anıyoruz. Çok sağ olun. Çok evet. Sağ olun. İşte o hepimizin babası. Dolayısıyla hepimizi kardeş kılıyor. Tabii evet, ki. Zaten tabii. Münir Özkul'un cenazesi kalktığı zaman bütün ülkenin evinden bir cenaze kalkmış gibiydi. Güner Hanım kalırsanız hatta Nebil Özgentürk de şimdi bizlerle birlikte. Nebil Özgentürk merhaba. Güner Özkul, Münir Özkul'un kızı bizlerle birlikte. İkinizi aynı anda yayındasınız. Neler söyleyeceksin? Münir Özkul'u çektin, Tarık Akan'ı çektin. Güner Özkul'a da bir şeyler söyleyebilirsin. Buyurun. Evet, Güner benim meslektaşım zaten. Arkadaşım da sayılır, kabul ederse. Biz birlikte... Estağfurullah, ne demek? Arkadaşım diyorum, beraber aynı ekranlarda programlar yaptık. O çok güzel kültür sanat programı sunardı sevgili Güner. Biz de izlerdik. Çok teşekkür ederim. Bana da çok yardımcı oldu. Hem Umman Hanım, Münir abimizin hayat arkadaşı ve tabii ki Güner. Benim Münir abinin daha böyle henüz ne derler bir tek fotoğraf dahi çektiremediği zamanlar oldu son yıllarda. Sanki son röportajı yapmaya ikna ettiler babalarını, eşlerini. O yüzden teşekkür etmiş olayım gecikmiş de olsa. Münir abinin hastalanmaya başladığı günlerde eve davet ettiler. Hakikaten o kadar yani yavaş yavaş derler ya adım adım hastalığı ilerledi. Ben hani o hastalığın ilk günlerine tanık oldum. Tabii ki hala efsanevi bir yüz karşımda, efsanevi bir ses. Böyle hani duygulandığım bir gündü o. Güner ve Umman sağ yardımcı olmuşlardı bana. Münir abiyi biz yani röportaj ya da belgesel yapılmasa da yapmasak da hayat onun dediği gibi Güner'in büyük oyunculuğunu gösteriyor zaten. Ne zaman bir ekrana baksak bir Münir Özkul filmiyle bir Münir Özkul sahnesiyle Ferhan Şensoy'un diyelim o kayda girmiş oyunlarıyla karşılaşıyoruz. Ve nasıl dediği gibi dünya çapında evrensel bir oyuncuyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz zaten. Sen ne güzel ettin, biz söz ettin Serhan'cığım. Yani her evden bir cenaze kalkmış oldu Münir abi kaybettiğimiz gün. Evet. O Bakırköy mezarlığında
hakikaten sanatın atası sayılan bir insan yatıyor. Sanatın atası gerçekten. Ben yani o günlerde yaşarken Münir abi hep söylemiştim zaten. Yaşayan en büyük oyuncu demiştim. Gerçekten nedir o Mahmut Hoca? Nedir o diğer bizim aileler? Yaşar o Arzu film ekonomideki filmler. Yani olmaz böyle bir efsanevi oyunculuk. Ben güzel yaşadı. Bak Güner de ne güzel anlatıyor. Şimdi bana söz düşmez diye düşünüyorum. Evet. Geçenlerde de biliyorsun Fatoş Güney'le olduğumuz gün aynı utangaçlıkla. Şöyle. Ya gerçek tanık var yanımızda. Güner var. Bana biraz. Evet. Evet. Şöyle yapalım o zaman. Şimdi Güner Özkul iyi de bir oyuncu aslında. Çünkü hayatı tiyatro kulislerinde geçiyor. Ünlü bir tiyatrocunun, ünlü bir oyuncunun kızı. O tiradı da çok güzel okuyor Güner Özkul. Daha önce programa konuk etmiştim. O tiradı okuyarak uğurlamak isterim kendisini eğer kabul ederlerse. Güner Hanım beni duyuyor musunuz? Evet duyuyorum. Babanızın o unutulmaz tiradını okuyarak veda etsek ne dersiniz dedim. Kabul eder misiniz? Siz mi okuyacaksınız? Hayır sizden dinlemek istiyoruz kızından. Biraz önce... İsterseniz babanızdan bir verelim ya da siz okuyun. Bence yani babanızdan biz verdik, izledik biraz önce. Şu anda şimdi pat diye böyle bizden emri vaki yaptınız. Tamam bir o zaman. Bir verin bari. Babanızdan o zaman. Bir dahaki sefere babanızdan verelim değil mi? Son olarak ne söylemek istersiniz? Babanızı özlüyorsunuz. Yeri doldurulmaz büyük bir sanatçıydı. Durun şimdi biraz toparladım da en azından bir başını şey yapabilirim. zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır, yok olunca da sesiniz bu boş kubbede bir hoş tada olarak kalır. Bir zaman sonra o da unutulur. Olsa olsa eskimiş program dergilerinde soluk birer hayal olur kalırız. Bakıyorum hepiniz de şimdi koşmaya hazırlanıyorsunuz. Harika, harika okudunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ve perde diye bitiyor. Ben, ve perde. Evet, bununla ilgili bir bununla ilgili bir cümle daha etmek istiyorum Güner. Biliyorsun bu Türkiye'de, Osmanlı topraklarında ve Türkiye topraklarında tiyatro daha çok Ermeni yurttaşlarımızın, Ermeni vatandaşlarımızın başlattığı bir şey, bir alan. Ve Fasulyecihan'ın yazdığı bir metindir bu tiyatrocular için yazdığı. Evet. Osmanlı Ermenisi. Ömür abi bunu Cumhuriyet kuşağında en iyi seslendiren, en iyi yorumlayan bir aktördü. Bunu belirtmekte yarar var. Nubar Terziyanlar, işte Naşitlerin bir önceki kuşakları hep oradan öğrendiler. O ilk tiyatrocular olan Fasulyecihan kuşağından öğrendiler. Bunu belirtmekte yarar var diye düşünüyorum. Evet, birinci bölümde ben zaten söylemiştim onu sevgili Nebil Özgentürk. Güner Hanım çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sizin nezdinizde bütün Türkiye adına babanızı saygıyla selamlıyoruz. Ruhu şad olsun, o hep kalbimizde. Çok sağ olun cümlenizi. Güner'cim hoşça kal. Evet, görkemli hatıralar devam ediyor. Şöyle yapalım mı başkan? Hoşça kal dedi Nebil Bey, biz de hoşça kal diyelim. Biz de Güner Özkul'a. Ben Güner'e dedim Güner'e. Daha biz Güner Özkul'a söyledi Nebil Özgentürk. Hayır tamam. Başkan canım, cenazesi kızı, cenazesinde çok ilgilendiniz. Tarık Akan'ın hem Münir Özkul'un cenazesinde. Başkan zaten ara sıra ziyaret ediyor oradaki değerleri, vatandaşları. Biliyorum biz dün birlikte bir ziyaret gerçekleştirdik. Nebil Özgentürk, o zaman bir Tarık Akan belgeseliyle bir başlayalım mı? Bir izleyelim Tarık Akan'ı, sonra Tarık Akan'ı konuşacağız. Münir Özkul'un belgeselinde bir sıkıntı var, onu sana önceden söyleyeyim. Onu şu anda gösteremeyeceğiz ama konuşacağız yine seninle. Tarık Akan'ı bir izleyelim. Bir olağanüstü Nebil Özgentürk belgeseli var. İzleyelim, Tarık Akan Yılmaz Güney'i de anlatıyor. Hem de o büyük ustaya selam olsun. Yine bir Yılmaz Güney senaryosu. Yine Yılmaz Güney cezaevinde ve yine başrolde Tarık Akan. Film Erden Kral'ın yönetmenliğinde başlayıp Şerif Gören'le sürer. Bursa'da, Konya'da çekimler engellenir. Ama kentten kente yolculuklarda kamera hep gizli gizli kayıt almaya devam eder. Çekilen her plan apar topar İsviçre'ye gönderilir. Cezaevinden bayram iznine çıkan mahkumların öyküsünün çarpıcı bir biçimde anlatıldığı yolun tamamlanması da
çarpıcı ve macera dolu olmuştur. Öyle ki Erden Kral'ın çektikleri çöpe atılır, yerine Şerif Gören alınır ve çekimler boyunca binbir serüven yaşanır. Kimi zaman kaçak ve gizli yapılan çekimler sürerken 12 Eylül darbesi olur. Risk büyür. Kopyalar gizlice yurt dışına gönderilir. Montajı Yılmaz Güney'in yurt dışına kaçışıyla birlikte İsviçre'de eklemeler yapılarak tamamlanır. Film yoğun tartışmalara yol açar. Ama bu inanılmaz serüven sonunda yol, Cannes Festivali'nde altın palmiyeyi alır. Yılmaz Güney oradadır. Yönetmen Şerif Görense yurt dışı yasaklıdır. Film de yasaklıdır tabii. İlginçtir, çekimlerden ve ödülden sonra aradan yıllar geçmiş, ne ekip ne de Tarık Akan yol filmini izleyememiştir. İşte ödül aldığı o günlerde gizlice çekildiği topraklara, Türkiye'ye getirilen yol yine gizlice Kadıköy'de bir evde buluşularak izlenir. Filmin yine derme çatma kurulan düzenekle seyredildiği o evde çokça gözyaşı dökülecektir o akşam. Yol Şerif Gören'in midir, Yılmaz Güney'in midir? Şerif Gören'in baştan sona kadar, tamamı. Sonra? Hiçbir zaman Yılmaz Güney, Yılmaz abim yalnızca bunun senaryosunu yazmıştır o kadar. Ama muhteşemdir. Onu, o senaryo değil, onlar bir destandır. 11 mahkumla yazılmış bir hikayesi. Biz Şerif'e 4 mahkumla 5 mahkumla çekti. Geriye kalan 7 mahkumun, 8 mahkumun inanılmaz bir hikayesi vardır. Yani Fatoş Güney yerinde olsam ben, yol 2 diye onu çekerim. 7 mahkumun hikayesini daha çekerim, muhteşem. Evet, Tarık Akan, Görkemli Hatıralar'da, görkemli isim bizlerle birlikte. Of. Nebil Özgentürk, cenaze törenini düzenleyenlerdendi. Organize eden isim Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı, bir şeyler söyleyecek. Sonra sizi dinlemek istiyorum. Ya bir şeyler söylemek... Nebil Bey buyurun. Evet, ha, öncelikle... Yok, başkan Bülent söyleyecek. Yok. Tamam, peki. Tamam. Sen başkana da Nebil Özgentürk'e de bir şey söyleyecektin. Ben her şeyden önce sağlık saygı diliyorum Nebil Bey'e. Gerçekten olağanüstü belgeselciliğiyle bizlere... Hakikaten çok gelecek nesillere aktaracağımız çok kıymetli belgeseller hazırladı. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Benimse yani şunun için söyledim. Bu cenaze töreniyle ilgili olarak gerçekten Tarık Akan'ın kendisi gibi ailesi de çok mütevazi insanlar. Çok sade bir Bakırköy'de defin beklentileri vardı. Biz Zuhrat Baba mezarlığında kendisine yer bulma konusunda biraz da uğraşıverdik. Çünkü az önce Güner Hanım'ın da ifade ettiği gibi mezarlıklar genelde kasvetlidir, insanın içini acıtır ama Bakırköy Zuhrat Baba mezarlığının insana huzur veren bir yanı vardır. Ne yazık ki zaten İstanbul'da yeşillik namına kalan tek yer, mezarlıklar oldu ama Zuhrat Baba mezarlığının yaklaşık 250-300 yıllık bir geçmişi var. Ki geçmiş dönemde Bakırköy'ün o çok kültürlülüğüne uygun, aynı zamanda Hristiyan mezarlığıyla bir aradaydı. Sonra aradan yollar geçince Müslüman mezarlığı ve Hristiyan mezarlığı ayrıldı. Fakat o Bakırköy'ün Rumları, Ermenileri, Süryanileri, Musevileri herkesin bir arada yaşadığı o kardeşlik kültürünün de bir ifadesidir. Bu rahmetli Tarık Akan'ın cenazesi sadece yanlış hatırlamıyorsam, Nazım Hikmet Vakfı ve dostlarıyla birlikte Muhsin Ertuğrul sahnesinden kaldırılacaktı. Ailesi de bir sade, basit bir defin işlemi bekliyordu. Fakat biz istedik ki bu tür sahnelerden yapılan cenaze törenlerinde eminim ki dostları, arkadaşları, ailesi acısını paylaşmak için gelir. Fakat son yıllarda üzülerek görüyorum ki bazen de insanlar kendini göstermek için geliyor. Fakat Bakırköy'de yapılan yüz binlerin katıldığı o cenaze töreninde hakikaten halkın sanatçısının, halkın gönlündeki bir sanatçının ne kadar kıymetli olduğunu o gün orada bulunan yüz binler gösterdi. Görüntülü bir vefaydı. Yani inanılmaz bir vefaydı ki bir bayramın bitimiydi yanılmıyorsam rahmetlinin cenazesi. Tatil döneminde olmasına rağmen ve çok kısa sadece küçük bir duyuruyla Bakırköy'de ta bilenler bilir, E5'ten, ana arterden
Bakırköy Özgürlük Meydanı'na kadar olan yaklaşık o 3-4 kilometrelik geniş ana bulvarı dolduran yüz binler, toplumun her kesiminden insan vardı. Abi. Hakikaten böyle bir halkın sanatçısına yakışır bir halk cenaze uğurlaması edildi. Oldu. Ben bir kez daha rahmetle anıyorum. Yani bizler açısından da bir Bakırköylü sanatçıyı böyle uğurlamak bir... Yakışır. Evet, öyle oldu. Nebil Özgentürk, cenazede miydiniz? Ben Muhsin Ertuğrul'daydım. Muhsin Ertuğrul'da ve cenazedeydim tabii ki. İnanır mısınız? Muhsin Ertuğrul'dan o olağanüstü, orası da çok izdiham halindeydi. İçerisinde ikiye katlanmış bir sevgi insanları olduğu gibi dışarıda da olağanüstü bir kalabalık vardı. Gözyaşı içerisinde insanlar izlemek istediler, içeriye girmek istediler. Sonra biz zar zor trafiğe yakalanıp çok geç saatte de olsa İncirli Caddesi'ne yetiştik. Ben hakikaten sadece halkın sanatçısı, halkın çok tanıdığı, sevdiği bir sanatçı olarak yetmiyor bu cenaze kalabalığını anlatmaya. Neden biliyor musun Serhan'cığım, sevgili başkan, sevgili Berkas Akkale? Yani bir oyuncu düşünün, 70'li yıllarda mavi gözleri, uzun boyu, yakışıklı hali, genç kızların sevgilisi haliyle birdenbire dönüşüm yaşıyor. Yani damat Ferit'ten ya da Ferit'ten Seyit Ali'ye geçiyor. İşte her bir filmde bir memleket meselesini anlatan filmlerde oynuyor, özel karakterlere geçiyor ve bu kendi isteğiyle oluyor. Hani derler ya, Yeşilçam'ın salon filmlerinden toplumsal gerçekçi filmlerde oynamaya karar veriyor. Ve Yılmaz Güney ve bazı yönetmen dostları, Zeki Ökten gibi, Ali Özgen gibi, Erden Kral, Şerif Güren gibi dostlarıyla birlikte kendisine yeni bir hayat çiziyor ve risk alıyor. O yakışıklı, bin yıl boyunca yakışıklı yüzüyle salon filmlerinin oyuncusu kalacakken bir dönüşüm yaşıyor. Bu çok özel bir, mucizevi bir dönüşümdür. Ben bunu her yerde anlatmaya çalışırım. Bugün de bir vesile oldu. Bence o kalabalığın içinde bu dönüşümün de izleri vardır. Bu dönüşüm kararlı bir dönüşümdür. Çünkü ülkenin meselelerinden kopmayan bir sanatçı dönüşümüdür. Bakın şuradaki yüz var ya, Bakırköy'de yetişmiş bir çocuktur Tarık Akan ama bakın bu da bir başka filmden. Bu yüz, o yakışıklı yüzü, yine yakışıklı ama yakışıklı yüzü reddetmeden başka bir karaktere, ülkenin gerçek kahramanlara geçişin, onurlu bir geçişin yüzüdür aslında. O kalabalığa yansıyan kısmı da odur. Bakın Silivri'ye mağduriyet insanları dolup taştı değil mi? Yıllar önce ve hala bu ülkede mağduriyet yaşanıyor. Tarık Akan o ünlü star halini hiç düşünmeden, aldırmadan oraya gidip panzerlerin üstüne gitti. Sanki o jopu yerken, panzerden sıkılan suları hiç aldırmazken umurunda değildi oyunculuğu, ünlü olma hali. O orada mağdur olan insanları desteklemeye gitmişti. Bunu da fark ediyor insanoğlu. O Bakırköy'ün kalabalığının yarısı bence buradaki onurlu, dirençli insanı da fark etti. Ben bunun altının çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Halkın sanatçısı tabii ki, şöhretli insanlar da halkın sevgisine mazhar olmuştur ama ülke meselelerine ilgiliysen, halkın sorunlarına ilgiliysen daha çok mazhar olursun. Ben son yıllarda sessiz kalan sanatçı dostlarıma hep gerçekten biraz ses verin, bazen çevre konusunda bile bir ses verin lütfen diye sitemlerde bulunurum. Ne yazık ki böyle bazen deve kuşu gibi başını kuma gören dostlarımız oluyor. Oysa güçlü insanlar onlar. Oysa sevilen insanlar filmleriyle, müzikleriyle, sahneleriyle. Yani Tarık Akan gibi olması gerekmiyor kimsenin. Genco Erkal gibi olması gerekmiyor. Onlar hakikaten başlarını derler ya, yollara bırakan insanlar. Ama bazen ses vermek gerekiyor Serhan. Tarık abi de, Tarık abinin bu izdihamında, bu sevgisinde emin olun bunun payı çok büyüktür. Hem filmlerindeki dönüşüm, hem de ülke meselelerine zaman zaman ses verme hali, hem de Naz Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'na gönüllü katılım. Bu ülkenin en büyük şairini, Kuvayi Milli'yi en iyi anlatan şairine hayatı boyunca emek verdi. Vakıfta bütün belgesellerini hediye etti. Ya bu çok özel bir karakter. Ve kendi okulu vardı biliyorsunuz. O taş okulu var ya, onun okuduğu da okul sayılır. O okulda kendine göre yürekli öğretmenlerle birlikte işte sevgi dolu çocuklar yetişsin, bu ülkenin cumhuriyet ilkelerine bağlı çocuklar yetişsin diye okula emek verdi. Para kazanmak bir yanaydı onun için sadece. Tabii ki parası da kazanması gerekiyordu parasını ama o okul
okul açma, eğitimci olma refleksinin içinde yine o memleketçi yanı vardı diye düşünüyorum. Yanı vardı. Nebil Özgentürk, hattan ayrılma. Şimdi devrimci duygular dedin, dayanışma dedin, canlar dedin sen şair Nazım Hikmet'e kadar gittin. Ayşe Trak diyor ki görkemli sanatçılarımızı, devrimcilerimizi candan alkışlıyorum. Sağlık çalışanlarına da saygılar diyor Ayşe Trak'ın gönderdiği mesaj. Yine Diyarbakır'dan gelen bir mesaj. Onlar kalbimizi ısıtan güzel yürekli insanlar. Meral Zorkun, onlar kalbimizi ısıtan aile büyüklerimiz gibi gördüğümüz oyuncu olduklarını unutup bize gerçekleri hissettiren efsane insanlardı. Hepsine selamlar, saygılar diyor. Gelen mesajlardan bir iki tanesini okudum. Belkıs Akkale, şimdi beklemeni rica ediyorum Nebil Özgentürk. Bir türkü okuyacak. Ben söyleyebilir Harika. Miyim? Ben ne okuyacağını bilmiyorum. Evet. Ne okuyacak acaba? Ben şimdi canım kardeşim Tarık Akan, yiğit kardeşim Tarık Akan'a yine 100 yıllar evvelinin yiğitinden Pir Sultan Abdal'dan bir deyiş okuyacağım. Dinliyoruz bakalım. Gelin canlar bir olalım, münkire kılıç çalalım. Gelin canlar bir olalım, münkire kılıç çalalım. Mazlumun hakkını alalım, mazlumun hakkını alalım. Tevekkel tutahal Allah, tevekkel tutahal Allah. Özü öze bağlayalım, sular gibi çalayalım. Özü öze bağlayalım, sular gibi çalayalım. Bir yürüyüş eyleyelim, bir yürüyüş eyleyelim. Tevekkel tutahal Allah, tevekkel tutahal Allah. Pir Sultanım geldi coşa, münkirlerin aklı şaşa. Pir Sultanım geldi coşa, münkirlerin aklı şaşa. Takdir olan gelir başa, takdir olan gelir başa.
tevekkeltü tahalallah, tevekkeltü tahalallah, tevekkeltü tahalallah, tevekkeltü tahalallah. Ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah. Belkıs Akkale. Nebil Özgentürk yine karşımızda. Sezai Bey diyor, eskiden pazarları kovboy filmi seyrederdik. Şimdi Halk TV'yi izliyoruz diyor. Halk TV TRT'nin o bütün açığını kapatacaktır. TRT'nin TRT olduğu dönem, İsmail Cem'in genel müdürlüğü olduğu dönem hep özlemle andığımız dönemdir. Halk TV'de o dönemi yaşatmaya çalışacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Nebil Özgentürk, Tarık Akan, Pir Sultan, gelin canlar bir olalım. Duygulandık değil mi? Evet. Çok duygulandık. Tabii Belkıs Akkale de artık görkemli hatıraların görkemli kadınlarından biri. Ne güzel. Ben galiba iki kez de birlikte olduk. Harika, harika. Belkıs Hanım çok sevgiler. Çok çok değerlisiniz gerçekten. Siz de öyle. Tam da, siz de öyle. Tam da bugünlerde ihtiyacımız olan bir Pir Sultan eseri iyi geldi. Gelin canlar bir olalım. Evet, kardeşlik, bir olalım, dayanışma. Gel. Hepsi bu kardeşlik, zaten. Dayanışma. Ben niye üzülürüm biliyor musun Serhan? Tarık abinin son yıllarında birlikteydik gerçekten. Ben de kardeşlik kontenjanından çok sık birlikte olurduk. Haftada 2 ya da 3. O tedavisi sırasında bile çok gözümden yaş gelmiştir. İki şeye çok üzülürüm. Duygulanırım ve hatırladığım zaman böyle şu anda olduğu gibi sesim titrer. Nazım Hikmet konusunda çok hassastı. Mustafa Kemal Atatürk konusunda çok hassastı. İlhan Selçuk konusunda çok hassastı. Bunu kendisi söylediği için. 3 kırmızı çizgisi vardı. 3 kırmızı çizgisi ve 3 dev adam. Bir gün benim de katkılarım olan Almanya'da sevgili Günay abinin, Günay Çapa'nın da muazzam organizasyonu ve ev sahipliğinde Nazım geceleri yapıldı yıllarca. Bizler de sağ olsun bizi davet ederdi Günay abi ve Nazım belgeselleri değişik versiyonlarıyla hep giderdik. Son Essen'de yapılan Nazım gecesinde Tarık abi çok ağır hastalanmıştı. Yani hastalığı ağırlaşmıştı diyelim. Fakat gitmek istiyor Almanya'ya. Çünkü yine sevgili dostları var. Rutkay abi var, can arkadaşı. İşte Genco abi, Zülfü abi, diğer dostlar. Ve orada olmak istiyor Nazım bir kez daha anılsın. 3 Haziran. Ya inanır mısın? Sabah uçağına bindi Serhan. Akşam konuşmasını yaptı o dev 5600 kişilik salonda. Dev kalabalık vardı. Yani zor konuşuyor. Otelden oraya zor yürüyor. Bir de imza yapılmıştı. Kitap imzaladı. O meşhur kitabını imzaladı. Ya eli kalkmıyordu Serhancığım, Belkıs Hanım, sevgili başkan. O görülmeye değer bir tabloydu. Yani meraklı değildi aslında hani şöhrete, fotoğrafa. Son yıllarında hiç meraklı değildi. Röportaj yap desen yapmıyordu ama Nazım'ın hatırına, Nazım'a olan sevgisinden dolayı o zor uçağa, o 4 saat uçağa bindi, zorlukla yürüdü. Biliyorsunuz ağır bir hastalık geçiriyordu ve oraya katıldı, olağanüstü bir konuşma yaptı, gece uçağıyla döndü. Zaten dayanacak gücü yoktu. Bu çok özel bir durumdur. Bunu herkes yapmaz. Değil mi başkan? Yani ve sanıyorum 2 ay sonra da kaybettik Tarık abiyi. O katıldığı son törendir. Bu bir yürek işidir. Bu bir yürek işidir. Bir de yine dedim ya bu ülke meselesine çok duyarlıydı diye. Bir hayali vardı. Kuvayi Milliye Destanı'nı sinema yapmak. Bu çok büyük bir hayal ve yapılması gereken bir hayal. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü Kuvayi Milliye Destanı üzerinden anlatmak. Bütün bu Cumhuriyet öncesi kuruluşu, kurtuluşu. İnanır mısınız Fazıl Say'la da anlaştı. Müziğini dahi demo olarak yaptırdı. Gitti o müziğini bir yerde icra ettirdi Fazıl'ın ekibiyle beraber. Oturduğu senaryo zaten bizzati senaryo kendisiydi. Kuvayi Milliye'nin kendisi bir senaryo gibidir biliyorsunuz. Hani 4 nala gelip uzak Asya Dağı'nın Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan diye gelip geçen o muhteşem dizeler bir filmde düşünsenize. Dünyaya duyurmak istiyordu bu ülkenin kurtuluş tarihini. Ya da kuruluş tarihini Mustafa Kemal Atatürk'ü. Ya her yıl bir destek aradı. Her yıl çaba sarf etti. Yani hakikaten saçların eğer ak düştüyse fazlasıyla Kuvayi Milliye'yi çekemediği içindir. O ruhtan yani, dolayıdır.
Ya çünkü bir şey meselesi, bütçe meselesi tabii bunlar. Çünkü görkemli bir dönemi anlatıyorsun. 100 yıl önceyi anlatıyorsun. Çok üzüldü. Emin olun zaten ülkede olup bitenlere o kadar kahrediyordu ki. Yani biliyorsunuz burada tekrar etmeye gerek yok. Ülkede her zaman sürprizler, her zaman acılar yaşanıyor. Ama o günlerde Tarık abi daha çok acı çekiyordu. Çünkü her gün insanlar haksız yere yine gözaltına alınıyor. Yine mağduriyet edebiyatı, mağduriyet yaşanıyordu. Ve karşıda güçlü bir baskı yaratan bir dünya var. Buna çok kahrediyordu. Ben evet. Bütün bunlara biraz daha fazla acı çektiğini düşünüyorum Tarık abinin. Keşke çok isterdim o Kuvayi Milliye filmini yapabilseydi. Derler ya gözü açık gitmezdi. Evet. Yani çünkü o Feritlerden, salon filmlerinden Seyit Ali'ye dönüşen bir adamın bunu yapması gerekiyor zaten. Müthiş olurdu. Belgeseller yaptı Nazik Bet Vakfı için. Ona yakın belgesel. Cebinden ödüyordu Serhan'cığım. Ben bunu çok anlattım. Herkes anlatıyor. Rutkay abi de anlatıyor. Kıymet Hanım anlatıyor. Yani 10 belgeselin hem çekimini, hem prodüksiyonunu, hem DVD'sini, baskısını yapıp vakfa hediye etti. Niye? Daha çok Nazım sevgisi, daha çok Nazım şiiri okunsun. Nazım'ı yeni kuşaklar tanısın diye. İşte öyle biriydi. O belgeselin hepsi vakfa hediye edildi. Evet. İşte böylesine... Yiğit bir insanı çok arayacağız, haberiniz evet. olsun. Hepimizin haberi olsun. Efsanevi bir yiğit adamı kaybettik biz. Erken kaybettik. Evet. Bir de Almanya'da tören yapıldı Tarık abi için. Orası da görkemliydi. Evet. Yani üniversite salonunda 1000 kişi alması gereken salonda 1500-2000 kişi vardı zar zor. İnsanlar ayakta duramıyordu. Evet. Bu da Almanya'daki o buradan giden, Almanya'ya giden, göç eden insanların da ne kadar Tarık Akan'ı ta 70'li yıllardan beri sevdiğinin ispatı o. Adam evet. gibi sağlam duruşlu ol adama sevgisi. Evet. Peki Nebil Özgentürk çok teşekkürler. O kadar güzel anlattın ki ağzına sağlık. Göndermeden Neşe Acar minnetle selamlıyorum. Biraz önce söylediğin çerçevenin altında altını çizerek söylüyor. Memleketi için emek veren tüm sanatçı ve bizim sanatçılara ve bizim gönül telimize dokunanları saygıyla selamlıyoruz diyor. Bizim yüreğimizde daima yaşayacaktır Tarık Akan'da. Sana çok teşekkür ediyoruz. Sen belgesellerinle onları yaşatıyorsun. Onlar gerçekten çok, çok kıymetli bir hizmet senin yaptığın. Çok teşekkürler. Ben son bir cümlem var. Tabii. Acun'a çok selam ediyorum. Hayat arkadaşıydı Tarık abinin. Son yıllarında omuz omuzaydı. Acun çok değerli bir hanımefendi. Evlatlarına, ikiz evlatlarına ve Barış'a çok sevgi gönderelim buradan Serhan'cığım. Sevgili Başkan, size de çok teşekkür ediyoruz kültür sanat dostluğunuza. Belkıs Hanım, tekrar yürekten selamlar, yürekten kardeşlikler. Çok öpüyorum, sevgiyle kalın. Belkıs Akkale buradan sana öpücüklerini gönderdi, sevgilerini, ve saygılarını iletti. Ve ailenize aynı zamanda çok büyük hizmetlerde bulunuyorsunuz. Sağ olun. Emeklerinize sağlık. Sağ olun. Evet, görkemli hatıralar devam ediyor. Rahmetli birçok ismi almamızı istiyorlar tabii ki. Görkemli hatıralarda bunları göreceksiniz. Sıkça onları anacağız, şey yapacağız. Başkan şimdi bir türkü daha diyelim. Şimdi gelen mesajlarda Bakırköy Belediye Başkanı'nın da güzel türkü okuduğunu öğrendik. Hocayı Belkıs Akkale olarak belirlerse türküde de kendisini bu kadar geliş şan dersleri aldı mı yoksa? Tabii hocamdan arada bir izlemeye gittiğimizde tabii. ders alıyoruz. Evet. O zaman sizi ufaktan eşlik edeyim. Siz başlayın. Yok hocam lütfen. Ben mahcup olurum şimdi böyle üstadların, hocalarımızın Yok, yanında. Allah aşkına hiç haddimi aşmayın. Ben size böyle mırıldanarak katılayım. Estağfurullah. Siz buyurun. Ahmet Bey, hem başkanı Ahmet Payas güzel insan. Belkıs Akkale'ye, sevgili başkanıma, sevgili Nebil Özgentürk'e ve Münir Özkul'un kızına selam olsun. Yüreğinize, emeğinize sağlık. İyi ki varsınız diyor. Payas yabancı gelmedi ama bizim yeğenimiz oluyor galiba Adana'dan. Olabilir, onlardan Doğru. olabilir. Yani selam gönderiyoruz ona da. Anneler, babalar evet. bugün hepsi izliyorlar. Ya. Bütün annelere, babalara saygılarımızı, hürmetlerimizi yani burada olmak hem çok güzel hem çok zor. Yani duygudan duyguya evriliyorsunuz. Evet. Ama tabii çok güzel. Yok, şikayetim yok. Ama hayat böyle bir şey. Evet, Bülent Kerimoğlu'nun da başkanlıktan öte başka yanlarını da ortaya çıkardık diyor izleyiciler. Belki de Bakırköy seçmenidir. Değişik oldu başkan o zaman değil mi? Evet, sağ olsunlar. Sağ o olsunlar. Zaten gönlüyle, emeğiyle kültüre ve sanata olan desteğini her zaman
Seve seve. Seve seve yerine getiriyor. En güzel örnek de bizim bu işte müzik emekçilerine vereceği destek. Kesinlikle. Onunla başlamamız çok anlamlı bu anlamda. Herkesin huzurunda çok teşekkür ediyorum başkanıma. Seve seve. Kiev'den Kerim Bey, korona günlerinde bize ilaç gibi, aşı gibi geliyorsunuz. Belkıs ablaya çok selamlarımı, saygılarımı iletiyorum diyor. Ve bir Belkıs Akkale'den bir türkü diyeceğiz, sonra biraz daha sohbet edelim. Finalde bir türküyle yaparız. Tamam. Başkanın kadınlarla ilgili projelerini biraz konuşmak istiyorum. Ne okuyayım ya? Siyah perçemeni dökmüş yüzüne okuyabilirim. Olur. Güzel. Okuyayım mı? Çok seve seve tabii. Peki. Siyah perçemini dökmüş yüzüne. Sattın beni. Dansçılarımızı da sevgiyle, saygıyla yad edelim. Şimdi izleyiciler diyor finali bir uzun havayla yapalım diyorlar. Ay, bir ne güzel olur. Bir uzun havayla yapacağız ama var daha. Heh. Şimdi bir mesaj gördüm ben. Arkadaşlar eğer hazırlarsa... Çünkü bu programda ben anneyi, babayı çok anlatıyorum. Şimdi de mesaj gördüm. Seyit Torun'un paylaştığı bir mesaj. Twitter'da paylaşmış. Sizin gelen mesajları da okumaya çalışıyorum. Diyor ki, baba çınardır, bir ömür olmasa da sırtını yasladığın. Bugün sevgili babamın ölüm yıldönümü, bitmek bilmeyen özlemiyle anıyorum. Nurlar içinde uyusun diyor. Şöyle de fotoğrafını paylaşmış. Seyit Torun, Seyit Torun'a başsağlığı diliyoruz. Biz de babasını saygıyla anıyoruz. Ölüm yıldönümü bugünmüş. Onun için bütün babalara, yüreği babaları baba duygusuyla atan herkese, babasını kaybeden herkesin babasını ruhu şad olsun diyoruz. Seyit Torun da babasını böyle duygusal bir mesajla anmış. Devri daim olsun. Devri daim olsun diyelim. Evet başkan, nasıl bir Bakırköy bırakacak Bülent Kerimoğlu? Bırakacak derken sen ömür mü biçtin? Hayır. Hedef nasıl bir Bakırköy? Evet. Peki. Evet, fotoğraf da geldi. İşte evet. Seyit Torun'un babası. Bugün evet. Ölüm yıldönümüymüş. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet etsin. Nurlar içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Evet. Devri daim olsun diyoruz. Evet. Ya Bakırköy tabii hakikaten az önce sohbetin içinde söyledim. Çok dilli, çok kültürlü, çok etnikli bir kent. Yani bütün farklı kültürlerin bir arada kardeşçe yaşadığı bir kent. Dolayısıyla biz bu kentte daha ziyade belediyecilik deyince anlaşılan bir bina yapmaktır, yol yapmaktır, kaldırım yapmaktır, asfalt yapmaktır. Fakat sadece Bakırköy Belediyesi için söylemiyorum. Bütün sosyal demokrat belediyelerde, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde temel olan hizmet insan odaklı bir hizmettir. Dolayısıyla biz daha ziyade insanı merkezine koyan çalışmalar yapmaya özen gösterdik ve bundan sonra geride kalan bir Bakırköy hayal ettiğimizde de kültür sanat etkinliklerinin öne çıktığı, çocukların öne çıktığı, eğitim hayatının öne çıktığı, sağlık hizmetlerinin öne çıktığı, sosyal belediyecilik hizmetlerinin öne çıktığı, kadına verilen değerin öne çıktığı ki Bakırköy Belediyesi Türkiye'de birçok Cumhuriyet Halk Partili belediye gibi mor bayraklı bir belediyedir. Bundan kastım şu, Bakırköy Belediyesi'ndeki çalışan üst düzey yöneticilerin yaklaşık %65-70'i kadınlara emanet edilmiştir. Çünkü evet, biz kadınların nezaketine, zarafetine, onların o disiplinli çalışma asaletine saygı duyarız. Benim bu de konuyla... takipçi profiline baktığım zaman %60'ı kadınlar takip ediyor. Bu görkemli hatıralar. Bu konuda bir şey daha söyleyeyim. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi belediyelerin yaptığı hizmetleri ölçen bir sürü sponsorlu kamuoyu anket çalışmaları vardır. Hakikaten çok da objektif olmaz. Verirsiniz belirli düzeyde bir destek. Onlar sizi en iyi şekilde ifade ederler. Ama son geçen hafta yapılan bir çalışma vardı. Kanada Başkonsolosluğu ve İstanbul Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir çalışma. Türkiye'deki cinsiyet eşitsizlikleriyle ilgili. Bu anlamda, pozitif anlamda söylüyorum. Türkiye'deki yine ilk 5 belediyenin tamamı Cumhuriyet Halk Partili. 81 ilde 1000'e yakın ilçede yapılmış bir uluslararası çalışma. Bir üniversitenin çalışması ve Bakırköy Belediyesi bu anlamda da 3. belediye olarak çıkmış. Bunlar bizim açımızdan iftihar. Nasıl bir Bakırköy bırakacağız? Kent meydanı olan Ayamama Deresi yapılmış, halkımızın depreme karşı kentsel dönüşümünü gerçekleştirmiş bir Bakırköy bırakacağız. Bununla ilgili olarak büyük bir hevesim ve hedefim var. İnşallah bunları gerçekleştiren bir belediye başkanı olacağız. Başarılar diliyoruz size. Sağ olasınız. Şimdiden tebrik ediyoruz. Ve görkemli hatıraların sonuna geldik. Uzun havasıyla
Belkıs'a kaleyi baş başa bırakacağım. Yazdığınız mesajlar için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlerle çok güçlüyüz. Görkemli Hatıralar bu hafta bitiyor. Önümüzdeki hafta tekrar görkemli isimlerle, görkemli konularla karşınızda olacağız. Belkıs'a kaleyle sizi baş başa bırakıyorum. Boş çuval dik durmaz sözünü de hatırlatıyorum. Kitaplarla muhabbetimizi hiç kesmeyelim. Şimdi hevesli keyledim, yavru getirdim. O da hayalından düşmüş meğer diyeceğim. Bir karar sesi verin, ben gireyim. Sonra biriniz açış yaparsınız. Hevesli keyledim, yavru getirdim. O da hayalından düşmüş meğer, düşmüş meğer. Yavrumu gözümden de derdim, ah derdim. Oy. Gördüğüm hayaller boşmuş meğer, boşmuş meğer.